Şimdi şu deneye bir bakalım. Elinizde iletken tellere bağladığınız iki metal parçası var. Bakır ve çinko. Sonra bu metalleri bir elektrolitin içine daldırıyorsunuz ki o da bu durumda sirke oluyor. Çinkonun etrafında baloncuklar oluşmaya başladığını göreceksiniz. Ama aynı şey bakırda gerçekleşmeyecek. İki metal bu bağlamda birbirlerinden farklıdır. Sonra eğer metalleri tutan iki teli birbirine bağlarsanız değişen bir şey olur. Bakırın ucunda ufak baloncuklar oluşmaya başlar. Sanki tel aracılığıyla çinkonun içinden bir şey çekiliyor ve reaksiyonun bakır tarafında da gerçekleşmesini sağlıyor. Meğer bu elektronların teldeki iletken yol vasıtasıyla çinkodan bakıra çekilmesiyle oluşan bir elektrik yükü akımıymış. Bu akımı statik elektrik deneylerinde gözlemlenen anlık elektrik boşaltımından ziyade bir yük dengesizliğinin ya da iki metal arasındaki elektriksel basıncın sonucu olarak düşünün. 18. yüzyılın sonlarına doğru Alessandro Volta bu etkiyi araştırmaktaydı. Asıl önemlisi de bu hücrelerin birbirine zincirleme şekilde bağlanılmasının yük akımını güçlendireceğini buldu. 1800'lere gelindiğinde işleri iyice basitleştirerek kabı ortadan kaldırdı ki bu da ona aslında ihtiyacı olandan daha fazla elektrolit sağladı. Yazısında diyor ki, birkaç düzine yuvarlak bakır disk, mesela metal para ve aynı sayıda çinko levhası kullanarak su tutabilen yuvarlak süngerimsi cisim parçaları oluşturuyorum. Hep aynı düzende olmak kaydıyla bakır levhalarını çinko levhalarıyla eşleştirmeye devam ediyorum ve bu çiftlerin her birinin arasına nemlendirilmiş bir disk yerleştiriyorum. Bu iş düşme riski olmayan, olabildiğince yüksek bir sütun elde edinceye kadar devam ediyor. İşte bu ünlü voltaik pil, sürekli ve elektrik yükü akımı ya da cereyan sağlayabilen tarihteki ilk pil. Daha fazla hücre, iki uçta daha fazla elektriksel basınç oluşmasına neden oldu ve elektriksel basınçsa günümüzdeki adını volttan alan voltaj kelimesinin eski bir haliydi. Eğer voltaik pilin iki ucu doğrudan birbirine değdirilirse bir dizi elektrik şoku gözlemlenebilir. Tabii ki ilk başta elektrik akımının ufak baloncuklar yaratabiliyor olması dışında bir iletişim metodu olarak faydalı olabileceği hemen ortaya çıkmamıştı. Ortaya atılan fikirlerden biri baloncukların varlığının harfleri bildirmek için kullanılabileceğini söylüyordu ve baloncuk telgrafı bu metodu kullandı. Gerçi o her harf için bir tane olmak üzere 26 farklı devre kullanıyordu. Bu buluş, akımı sağlayan pilin baloncukları oluşturan uçların bulunduğu kaptan uzak bir yere yerleştirebileceği gerçeğine dayanıyordu. Yaratıcı olduğu kadar kullanışsız bir sistem. Zaten hiç kullanılmadı. Ancak çok kısa bir süre sonra 1819'daki ünlü bir gösterinin ardından her şey değişti. Eğer basitçe bir pusulanın yakınından bir tel geçirirsek ve teli bir pile bağlarsak, ibrenin hiçbir fiziksel temas olmaksızın sıçradığı fark edildi. Bunun tek açıklaması akımı taşıyan telin geçici bir manyetik alan yaratıyor olmasıydı. Bunun ardından alanın yönünü öğrenmek için bir dizi test yapıldı. Önce İbrenin akımla birlikte teli gösterdiğini farz ettik. Ya da belki de aynı ısı hareketi gibi telden dışarı doğru yayılıyordu. Ama zamanla anlaşıldı. Dikey daireler halinde telin etrafında hareket ediyordu. Yani bir tel halkası halkanın merkezine ve dışına yönelik bir manyetik alan yaratıyordu. Bu elektrik akımını tespit etmek için ve ölçmek için tasarlanan galvanometrenin icadına ön ayak oldu ve altı üstü sadece bir tel bobini ve merkezine yerleştirilmiş bir pusuladan ibaretti. Şimdi bobine elektrik akımı uygulandığında
bobinin ortasına ve dışına doğru bir manyetik alan yayılacaktı. Yani ibre her zaman doğruca kuvveti gösterecekti ki kuvvet de ibrenin iki yanına dengelenmiş olacaktı. Ve akım ne kadar güçlü olursa ibrenin sapması da o kadar güçlü oluyordu. 1824'te William Sturgeon bu alanın gücünü daha da artırabilen bir yöntem sergiledi. Basit bir şekilde bir parça demirin, mesela bir çivinin etrafına biraz tel sararak manyetik güç kuvvetlendirilebiliyordu. Çünkü görünen oydu ki demir manyetik alanların formasyonunu desteklemek için daha iyi bir vasıtaydı. Biz buna geçirgenlik diyoruz ve birkaç kez tel sararak alanın gücü binlerce kat artırılabiliyordu ve buna da elektromagnet deniyor. Yani aniden uzaktan uygulanan elektrik akımını kullanarak, uzun bir tel hattı ve güçlü bir pil kullanarak ibreleri hassasiyet ve kuvvetle oynatabilen manyetik alanlar yaratmak mümkün hale gelmişti. O zamanlar bilgiyi anlayışımız henüz emekleme çağındaydı. İnsanlar bir mesajdaki bilgiyi mesajın içindeki harf sayısı olarak görüyorlardı. Yani hedef sezgiseldi. Harfleri en hızlı iletmenin yolunu kim bulabilirdi? İşte o yüzden en hızlı sisteme sahip olan kişi, sistemi kullanan yollayıcı için mesaj başına maliyeti düşürecekti. Ve bu amaca ulaşan ilk kişi turnayı gözünden vuracaktı.